ancak belki 20. yüzyılın başıyla başlayan çileden bahsedebiliriz. Yani Osmanlı Balkan Savaşları'ndan galip çıksaydı. Yani iddiatçı subaylar, alaylı subayları kötü göstermek için silah ve mermi sandıklarına toprak doldurup yollamasaydı. Yani bile bile birliklerini savaş meydanından kaçırmasalardı. Ve Osmanlı Balkan topraklarının önemli bölümünü koruyabilseydi. Sanırız böyle bir durumda Avusturya Bosna'ya giremeyecek, Romanya yerinde duracaktı. Aynı şekilde 1917 ve özellikle 1918'de Filistin'de yaşanan mücadelede, Gazze'de İngiliz ordularıyla Yıldırım ordularımızın karşı karşıya geldiği Nablus Meydan Muharebesi'nde Mustafa Kemal idaresindeki 7. Ordu tek kurşun atmadan savaş meydanından çekilmese ve 8. ve 4. ordularımız yok olma durumuna gelmese belki de her şey farklı olurdu. Sonrasında 39 günde Gazze'den Toros dağlarına çekilmeseydik, Şam ve Halep savunmaları doğru dürüst yapılabilseydi belki de her şey çok başka olurdu. General Cevat Rıfat Atilhan'ın anılarında bahsettiği gibi Şam savunması için aranan kolordu komutanı İsmet Bey çoktan Humus'a gitmemiş olsa ne Mondros mütarekesi alel acele yangından mal kaçırır gibi yapılır ne de sonrasındaki kimi süreçler yaşanmak zorunda kalırdı.